Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli TV huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Xitay Uyghurlarını kırgın kılış maksadını yeni bir kıtım aşkarıldı. 22 fevral Xitayning markaziy televiziya kanali bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitay Sharqi Turkistonning Xotandan 174 kishini virus bilan yuqumlanish eng tez bo'layotgan Xunanga surgun qilib, Sharqi Turkiston xalqini qirg'in qilishdek razil maqsadini oshkorladi. Xitay doiralari yillardan buyon atalmish ishqi o'rinlashtirish nomi bilan Xitay o'lkalariga Sharqi Turkiston yoshlarini surgun qilib kelgan bo'lib, bu qatim Xitay ülkelerde virusning tezlikda tarqalib atgan, xalqaro jamiyat virus sabablik Xitayga berishdan qo'rqib atgan, Xitay bilan barliq munosabatlarini to'xtatishga boshlagan bir paytda, Xitay tajovuzchilarining yana 200 ga yaqin kishini Xitay ülkesiga surgun qilishi qattiq diqqat qo'zg'adi. Xabarda 174 kishining maxsus aeroplan bilan Xunanning Changsha shahriga haqsiz yo'lga solinganligi, bu kishilarning Xotandan yo'lga chiqqanligini, bular ichidagi 95 kishining namrat oiladan ekanligi hammasining Changsha shahri Lansi Pantexniki shirkatiga avatilganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari mushu oyining oxirida yana 300 kishini Xitoyning dengiz bo'yi shaharlariga surgun qilish, shunday qilib bu yil 6 oygacha 50 ming kishini ishga o'rinlashtirish nomi bilan Xitoy o'lkalariga surgun qilishni planlagan. 18 fevral Xitoy xabar manbalarida ma'lum bo'lishicha, ishga o'rinlashtirish nomi bilan Sharqi Turkiston xalqi surgun qilinayotgan Xunan o'lkasida 1007 kishi Changsha shahrida 241 kishi virus bilan yuqumlangan. Sharqi Turkistonda virus bilan yuqumlanish ahvoli e'lon qilindi. Xitoy taratqonlarining 24 fevral bergan xabarlarida bildirilishicha, Sharqi Turkistonda Wuhan virusi bilan yuqumlanganlarning soni 76 ga yetgan. Atalmish Abdum rayonlik sahiya idorasi e'lon qilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkistonda Wuhan virusi bilan yuqumlanganlar navbatda 76 bo'lib, yangidan yuqumlanish o'lish ahvoli ko'rilmagan. Urumchida 3 kishi, boshqa rayonlarda 25 kishining salomatligi asliga kelib, jami 28 kishining doktorxonadan chiqqanligi bildirildi. Navbatda Urumchida 10, G'uljida 12, Sanjida 1, Turpanda 2, Oqsuvda 1, Korlida 1, 4-chi divizyada 10, 6-chi divizyada 2, Shixo shahrida 2, 9-chi divizyada 3, 12-chi divizyada 3 kishi bo'lib, bularning ichida ahvoli og'irlari 9, xatar ichida turayotganlar 2 ekan. Bulardan sırt Pütkül rayonunda kuzatılıyotganlar 4526 ga yetgan. Ammo kuzatuvchilar Xitoy doiralari e'lon qilayotgan sonliq ma'lumotlarning hammasining yolg'on ekanligini bildirishmoqda. Xitoy rejimi xalq qurultayi yig'inini kechiktirdi. Xitoy Wuhan virusi sababidan 5 mart ochilmoqchi bo'lgan xalq qurultayining yillik yig'inini kechiktirdi. Xitoy mamlakatlik xalq qurultayining yillik yig'inini kechiktirish qarori tunugun 24 fevral chiqarildi. Xalq qurultayining yig'ini oz deganda 10 kun davomlashadigan bo'lib, Xitoyning har qaysi joylardan 5000 vakil Beijingga keladi. Bu Xitoyda 1966 yildan 76 yilgacha davom qilgan madaniyat inqilobi oxirlashgandan buyon xalq qurultayi yig'inining tunji qitim kechiktirilishi bo'lib hisoblandi. Wuhan virusi dunyoda 79 mingdan ortiq kishiga yuqdi. Xitoyda virus sababidan o'lganlarning soni 2594 ga chiqdi. Xitoy Uyg'urlarni Wuhanga yordam qilishga majburlamoqda. 22 fevral Xitoyning CCTV kanalining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari ochliq azobi chekayotgan Sharqi Turkiston xalqini Wuhanga yordam qilishga majburlagan. Xitoy tajovuzchilari yaqinqi necha kun ichida Oqsu viloyatining dangliq qizil olmasidan 114 tonnani 10 necha yuk mashinasiga besib Wuhanga avatgan. Olma tayyorlagan kishilarning hammasi Uyg'ur bo'lib, Xitoy yuqum mazgildimi Sharqi Turkiston xalqini bulang-talang qilishni davomlashtirgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Sharqi Turkiston xalqi intayin og'ir ahvolda qolgan bo'lib, nurg'unligan oilalar ochliqdan qiyinlashqa boshlagan. 21 fevral ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sindimi G'uljidagi bir Uyg'ur yosh qamalgan uydan sirtqa chiqib kelib, uyda yemaklik yo'q, och qoldim. Oilam va bolalarim och qoldi deb nola qilgan va yerga, daraxtlarga o'zini urib, noroziligini ifodalagan edi. Amerika Xitoy bilan urush qilishga tayyor turishi kerak. Amerika Davlat Mudofaa vazirligining yuqori darajalik bir amaldori Amerikaning Xitoy bilan urush qilishga tayyor turishi kerakligini bildirdi.
Yahoo Torun'un haber kılışı, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği'nin mezkur emeldarı Amerika'nın yeni kurallarını terakki kıldırıp, İttifaktaş devletler bilen bulgan alakını küçeytişi, Devlet Müdafiye Ministerliği'nin ünümdarlıkını östürüp, Xitay bilen bulduğun herbi tokunuş ihtimallıkı tayyar duruşu gerektiğini tekitledi. Bu sözlerini Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği'nin muavin yardımcı ministeri Chad Bragia, Amerika Xitay İktisadi ve Bexaterlik Közüş Komitetinin ötken hepte ötküzülgen güvahlık yığındı kılgan. Chad Bragia ilgili Amerika'nın Beijing'de duruşluk herbi emeldarı bulgan. O ötken haftadaki guvalık yığında agahlandırıp, mundakça etkanda Xitay bilen tokunuş partlaşının xavpi nahayeti zor. Bu uzun bir menzil. Biz nahayeti akıllıq buluşumuz gerek degen. Onun tekitleşçe Xitay armiyesi tedirici küçü vatkan eşerdi rakip bulup, o misli görülüp bakmağın yeni imkaniyetlerge ege bulup, özünün uzun yıllık hırsını emelge aşırmak degen. Chad Bragia bu imkaniyetler Xitay ve Xitay armiyesinin herbi küçünü bütün yer şarığı kengaytişi ve Amerika'nın menfaatiga ünümlik hırs kılışıga mümkinçilik yaratıp beriyotganlığını bildirgen. Onun tekitleşçe Amerika onunla takabıl duruşta avazdın yukarı tezlikteki korallarını süni akıl, robot yani maşina adam ve lazer nurlu korallarını özsüge algan texımı köp ecellik zarıp beriş ve berdaşlık beriş küçü zor birleşme kısımlarını koruşu ve uğrullaştırışı gerekken. Cenvadaki Birleşken Milletler Teşkilatı binası aldıda Xitay'a karşı foto suretler körgezmesi başlandı. 24 fevral günü Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Yanışı'nın 43. nöbetlik umumi yığını Cenvada başlandı. 200'ge yakın devlet ve rayonun vekilleri katnaşıdığan 3 hafta devam kıldığan bu yığında dünyanın her kaysi yerlerdeki kişilik hukuk defsendikçiliki meseleleri közdün keçirildiken. Dünya Uygur Kurultayı yığın başlanan günge ülgürtüp Birleşken Milletler Teşkilatı binası aldıdaki çoğun meydanga erkinlik çidiri tikip, foto suretler körgezmesi arkalık ceza lagırları ve Uygurlarının nöbetteki vaziyetin tunuşturuş faaliyetini resmi başladı. Nak meydandan belirgen haberlerde Birleşken Milletler Teşkilatı binası aldıdaki 80 kvadrat metre kildiğen bu çidir 23. fevral günü keşkice kuraştırıp çıkılgan. Çidirinin tamları ceza lagırlarına münasifetlik görünüşler, şuarlar, xitaplar ve Şarkı Türkistan'ın ayıl tuzluk kök bayrakları bilen bezelgen. Çedir içige tutkundaki Uygurlarga ait suretler, Uygur milli kimlikin namayan kıldığan türlük milli buyumlar, Xitay'nın mescitlerinin çıkış hem milli medeniyetlerinin izini üçürüş kılmışlarına ait suretler tizilgan. Bu faaliyetke Dünya Uygur Kurultayı birkaçı aydın buyan tayarlı kılgan bulup, Şivisariyadaki Uygurlardan sırt Amerika, Türkiye, Şivisiye, Gollandiya, Norvegiye, Germaniya Katarlıq ellerden gelgen Uygurlar mı onunla iştira kılgan. Xitay kündülük gazeti Qaraqash hüccetlerinin rastlıkını ispatlap koydu. 17 fevral günü dünyadaki nüfuzluk taratkularda Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da yolu kuyvatkan lagır tüzümüge ait yeni bir mehbi hücceti birli vakti elan kılınıp zor gulugulu kuzduğun idi. Qaraqash hüccetleri dep atılgan 137 betlik hüccet Xotan'nın Qaraqash nahisiyege karşılık Bostan Ahaller rayonundaki 650'ten artık aileye yetişlik 3000'de kişinin arxivi bulup, hüccette şu tevalettiki kişilerinin dini, itikadi, kündülük hayatı, yürüyüş duruşu, karakteri, işbadısının başka yana lagırga kamalgan ve kesilgen kişilerinin ismi, onlarının lagırga kamılış ya ki kesilip gidiştiki sebebine ait malumatları oran alıgan idi. Hüccet yana Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da yürgüzgen kank ölemlik tutkunu hareketinin mahiyetini aşkarlap belişte zor rol oynagan idi. Xitay rejimi vakadın keyinki bayanatlarda huddi ilgirikigi okşaşla bu hüccetlerinin sahtılıkını ilgiri sürdü. 23 fevral günü Xitay rejiminin avazı bulgan Xitay kündülük gazeti Twitter arkalık Qaraqash hüccetlerini retlep aşkarlaştı küç çıkargan tetkikatçı ve faaliyetçilerden biri bulgan Adrian Zeniz'ge hücum kılgan bir video tarqatdı. Mezkur videoda Bultacı Barat, Abdul Ahad Yusuf, Xaber Maksud ve Mahinur Tursun isimlik 4 kişi sözültilgen. Videonun kiriş kısmı bizning muhbirlerimiz Adrian Zeniz ilgiri sürüvatkan Qaraqash hüccetlerindeki Bultacı Barat'ını tepip ziyaret kıldı degen xat bilen başlangan bulup Bultacı Barat ekranga çıkarıldı. O aldı bilen partiya ve hükümetinin yakşı siyasetleri bilen özünün hoşal huram yaşavatkallıkını ilgiri sürgendiyken bir dilli peylini özgertip özünün lagırga kamalmağallıkını tekitleydi. Tövendi videoda sözültülgen 4 kişinin sözlerinin bir kısmını dikkatinlerine sunumuz. Münikin çatalda tukunum mu yok, ben kolgu elinize bakmadım, bu digen mankılınca nakaret, bu digen sefsete, bu digen yalgancılık. Bunda yalgancılıklarını toktun lan, ma bunda hakaret kınman lan. Zao yao shu wa, niyo qin shu zai bo wai, er bei guan ya lan, jie jian ji shu hu shuo ba.
Xitay kündelik gazetesi gerçi video arkalık Adrian Zenis ilgiri sürvatkan karkaş hüccetlerinin yalganlıkını ilgiri sürmekçi bolgan bolsa mı? Bırak o oylamagan yerden öz kolu bilen bunun çillikini delillep bergen. Tetkikatçı Adrian Zenis'nin Twitter'daki inkasıdan karganda Bultacı Barat'ın ismi tizimlikinin ahbaratka aşkarlanan kısım bolgan 298-590 kurulurdu emesken. Adrian Zenis'nin izahlışça Karıkaş Bostan Mahallesi'de her hıl sebepler bilen lagırlarga kamalgan 337 kişiye ait tizimlikte hakikaten 46 yaşlık Bultacı Barat'ın ısım bar bulup tizimlikte onun ikinci yığıveliş merkezi turganlığı ve onun işbadisi yakşı bolganlıktan koyup berilip bu haletinin devam kılışığı yol koyulganlığı hakkında izahat berilgen. Kızıkarlıkı Bultacı Barat'ın ismi Adrian Zenis'nin dokulatı demo halkaralık ahbaratlarının haberleri demo tüylüğü eline bakmağın iken. Adrian Zenis Twitter'daki inkasında mana bu noktunu eskertip durup, Xitay rejimi özünün koldumu karıkaş tizimdeki barlıkını aşkarlıp koydu. Bultacı Barat'ın ismi meyli menin dokulatımda yakı halkaralık ahbaratlarda tilgi elinip bakmağın. Kıskısı onun ismi hüccetinin halkarağı aşkarlanan kısmı da yok idi. Demek bu Xitay'nın kolu da bu tizimdekinin toluk nuskısı barlıkıdan direk berudu dep yazgan. Kazakistanlı faaliyetçi Dulat Adil'nin ölümü gulgulu kozgıdı. Kazakistan'da aktif faaliyet kılıvatkan kişilik hukuk faaliyetçisi adaletperver yaş Dulat Adil sakçı idaresinde kıyın kıstakı elinip vapat bolgan bolup, onun ölümüge sakçı hem hükümetinin sebepçi işkerlikini bildirgen halık, Kazakistan paytaxtı Nur Sultan'da İçki İşler Ministerliğinin aldığı toplandı ve onun ölümüge narazılık bildirip namayış eylip vardı. Ama namayışçılar sakçılar tarafından katkı bastırıldı. Avrupa İttifakı Wuhan virüsü üçün pul ajıratdı. Avrupa İttifakı Wuhan virüsüne karşı duruş üçün 230 milyon euroluk yardım planını kabul kıldı. Avrupa İttifakı Komitesinin krizge takabül duruş işlerine mesul azası Yanis Lenerçek Belgiya paytaxtı Brüsselde ötküzülgen ahbarat ilan kılış yığınında Wuhan virüsünün 29 devletke tarqalganlığını ve tahminen 2600 kişinin ölümüne sebep bolganlığını eskertip Aza devletlerinin mas kademde ve ittifaklık içinde hareket kılışı gerektiğini alahide tekitledi. O, Avrupa İttifakı'nın Wuhan virüsüne karşı duruş için 230 milyon euroluk yardım planını kabul kılganlığını bildirdi. O, bir kısım yardımının Dünya Sağlık Teşkilatı'na yetkizilgenliğini, bir kısmının aza devletlerine, yeni bir kısmının tetkikat hizmetlerine ve şirik devletlerine berildiğini kayıt kıldı. Şivisiya-Türkiye basketbol müsabakasında Şərq Türkistan bayrağı. Şivisiyanın paytaxtı Stokholm'daki en çok tenerket zali TL2 arenada ötküzülgen Şivisiya-Türkiye basketbol müsabakası zalıda tamaşıbılarının aldıdaki Türkiye bayrağının yanında Şərq Türkistan'ın bayrağı yer aldı. Şivisiya Devletlik Milli Basketbol Komandası bilen Türkiye Devletlik Milli Basketbol Komandası 2020-24 fevral düşenbe günü Şivisiya'nın paytaxtı Stokholm'daki en çok tenerket zali TL2 arenada ötküzülgen müsabaka meydanda Şərq Türkistan bayrağı Türkiye bayrağının yeniden orun aldı. Mezkur müsabaka meydanına Şərq Türkistan'ın ayyıldızlık kök bayrağını esişini Şivisiya Uygur Mağarıp uyuşması bilen Türkiye Galatasaray Çarşı Grupsının Şivisiya vekilleri birlikte planlığa. Bu müsabakaya Türkiye'nin Şivisiya'da duruşluk baş elçisi Emre Yünt, Şivisiya Mağarıp Ministeri Anna Ekstörüm, bir kısım parlament azaları Katarlık hükümet emeldarları katlaşkan bulup, müsabakı ceryanını bütün ahbarat oruları nâh meydandan tarqatkan. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ətki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arxısındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köpü rahmet etimən. Esselamu aleykum ve rahmetullah.